Angel's Peninsula, şefin lezzet dünyasını sunar. Değerli izleyenler, bu hafta sizler için Yiğidolar'ın şehri Sivas'ı seçtik. Bakalım bizi burada hangi lezzetler bekliyor olacak? Hazırsanız şefin lezzet dünyasına başlıyoruz. Değerli izleyenler, Sivas'a geldik. Ne yiyelim, ne içelim derken önümüze kim çıksa hele bir kelle kırdırak kardeş sana dediler. Geldik bir kelleciye. Hacı abi yanımızda, buranın en meşhur kellecilerinden biri. Şimdi Hacı abi hele bir kelle kır da ondan sonra konuşalım. Kelle bir kıralım, evet. Şu şekilde kıralım kellemizi. Bu mudur şimdi? Evet, kelle budur. Böyle veriyorsun. Tabii, böyle veriyoruz. İsteyene ait diyoruz, isteyen de böyle yemeğiyle kendi ait deyip yiyor. Nedir bunun hikayesi? Ne kadar zamandır vardır Sivas'ta bu memleket? Bunun hikayesi 200 seneden başlıyor. Öyle mi? Evet, 200 seneden başlıyor. Sabah 5'te yenmesinin özelliklerinden birisi de tok tutma özelliği olduğu için, havanın serin olduğu için dokunmadan işte... Mesela bu kelleyi yiyen adam akşamaca yemek yemez. Tek öğünde bitiriyor işi. Tabii, tek öğünde akşamaca tok tutar. O özelliği var. Pişmesi sabah gündüz 11'de fırına girer. Fırına. Efendime söyleyeyim. 16-17 saat fırının ağzını çamurlarız. 17-18 saat fırının içinde hiç hava almadan o şekilde pişer. Sabah 5'te geliriz. Fırının çamurunu sökeriz. Satışa sunarız. Şu gördüğün kazanda atıyorsun galiba, değil mi şeyin içine? Evet, kazanımız da budur. Bu suyu da
kendindendir. Efendim yağ suyu kendiliğinden çıkar böyle. Efendime söyleyeyim. Bunu da boşaltıyorsun. Tabii kellenin kesinlikle bir katkı maddesi yoktur diyor. Yani buru buru girer ama buharlaşma esnasında kelle kendi yağını suyunu kendiliğinden bırakır. Şimdi ben şeye şahidim, oldukça da yoğunsun, gelen giden de evet. Çok yarım diyorlar, bütün diyorlar, kızarmış, yumuşak, ne oluyor bunlar? Şimdi üstteki kelle iki sıradır, bir sırası böyle kızarmış olur, kuru olur yani bir sırası. Etleri mi kuru oluyor? Evet, kızarmış olur, biri de sulu olur, bu daha yumuşak olur yani. Bu alt sırada olan mı? Şu alt sırada olan, şu üst sırada olan. Ha, suyu değdiği için mi acaba daha yumuşak? O suyun içinde kaldığı için. O biraz daha sulu yumuşak olur. Bu şekilde. Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Onu da anlat da. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Efendime söyleyeyim. Önce şunu şöyle alalım. Şimdi kelleyi önce şöyle alalım. Şimdi şu beyni. O beynidir. Kellenin her şeyi üstündedir. Şu dilidir. Gene ben ayıt diyeyim. Tabii siz de bu arada tadına bakmış olursunuz. Ben şimdi seni seyrediyorum. Ondan sonra da şu yemesini öğreneceğim. Kellenin en lezzetli yeri gözüdür. Burası mı? Tabii en lezzetli yeri gözüdür. Şunlar yanak etidir. Efendime söyleyeyim. Bunun bir de hikayesi vardır tabii. Nedir? Önceden idamlıklara 40 gün aynı yemek verilirmiş. 40 gün aynı yemeği yiyen adam zehirlenir ölürmüş. Efendim oradan bir tanesi de diyor ki bana kelle getirin. Tabii 40 gün geçiyor aynı yemeği yiyenler ölüyor. Ama kelle yiyen adama bakıyorlar ki yaşıyor. Tabii bunun üstünde bir araştırma yapıyorlar. Demin dediğimiz gibi şu yanak etinde ayrı bir tat vardır. Şu gözlerinde ayrı bir lezzet vardır. Şu beyninde ayrı bir lezzet vardır. Dilinde ayrı bir lezzet vardır. Yani kellenin hepsi bir lezzet değildir. Onun içinde bir oyunda adam ne yapmış oluyor? 3-4 çeşit yemek yemiş oluyor. Farklı farklı yerlerinde. Tabii farklı farklı olduğu için o birileri ölüyor. Maalesef kelle yiyen adam ölmüyor. Yaşıyor. Öyle bunu... bir hikayesi de var bu işin. Şimdi bu... Tamam ayıtlandı bütün tamam, kelle. Bir tane ayıtladık. Şimdi kekik mekik atacak mıyız buna? Tabii buna... Kekik atılır, tuz atılır, biber atılır veya da sade de yenir. Yani atalık oradan da bir tadına evet. Bakalım. Tabii atalım hemen. Şimdi sevgili izleyenler tabii bu daha çok bilenlerin yediği bir şey ama hiç denemediyseniz ön yargılı olmamanızı tavsiye ediyorum. Ben de ilk kez deneyeceğim şimdi. Bir deneyin, önce bir şans tanıyın. Yanlış mıyım hacı abi? Doğrudur. Ondan doğrudur. Sonra karar verin. Eğer beğenmezseniz yine tabii zaten yemezsiniz beğenmezsiniz. Aynı zamanda kellenin lezzetine varanlara bağımlılık yapar. Tamam mı? Kellenin lezzetine vardığı zaman daha kelleden kurtaramazsın. Yani İstanbul'dan, İzmir'den, gurbetten sırf kelle yemeye gelen insanlar var yani. Sırf sadece kelle yemeye. Nefis bir lezzet. İnanın bana az önce dediğim gibi hiç yemediyseniz de mutlaka gelin bir tadın, kararını siz verin ondan sonra. Hacı abi çok teşekkür ediyorum. Abiye dostum. Ellerine sağlık diyorum. Ayağınıza sağlık abi. İşlerine de başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim abi. Değerli izleyenler, bazı şehirlere gittiğimiz zaman o şehrin ünlü yemekleri vardır. Ne bileyim, tandırı, kebabı vesairesi gibi. Ama beni en çok heyecanlandıran
Eğer o şehirde evlerde yapılan yemeklerin yapıldığı bir restoran varsa işte bu beni çok heyecanlandırıyor. Sivas'ta da böyle bir yer bulduk. Karşımızda da bu mekanın sahibi ablacığım var. Bize de çok güzel yemekler yaptı. Öncelikle bir teşekkür edelim. Sağ olun, sizleri zahmete soktuk. Bir sürü de şey hazırlamışsınız. Estağfurullah, biz size teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yemeklere başlayacağız. Önce bir kısa kendisini tanıyalım. Biz de gerçekten yöresel yemeklerin Sivas'ta az olduğunu gördük. Bu gibi bir şeye giriştik ki hani insanlarımız gerçekten sizin dediğiniz gibi dışarıdan gelen kişiler gelip de rahatça Sivas'ın yöresel yemeklerini sunup yedirmek için. O zaman hemen şuradan başlayalım. Bu nedir? Buyurun. Bu Sivas'a özgü madımak yemeğimiz. Nasıl yapılıyor bu? Ben bunun ismini çok duydum. Evet. Bu pastırma, özellikle pastırma kullanılıyor. Pastırmadan yapılan otumuz var. Onu topladıktan sonra doğruyoruz ve soğan, kıyma, bulgurla peki, birlikte pişiriyor. Ne zaman bunun mevsimi var mı yoksa yaz kış olan bir şey mi? Tabii ki hayır. Yaz kış olan bir şey değil tabii ki. Bu mevsimi geldiği zaman ilkbahar. İlkbaharda çıkıyor. Yaza doğru tamamen ortadan kalkıyor yani. O anda bizler bunu işte dondurucuya koyarak kurutuyor musunuz? Kurutmuyoruz. Taze olarak dondurucuya koyup kışında yiyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Evet, herhangi bir değişiklik olmuyor değil mi? Hayır. Nefis bir lezzet. İnanın bana tatmanızı istiyorum. Hemen öbür tarafında başka bir yine yemek var. O nedir? Bu da yine soğan yemeğimiz. Şöyle uzatayım size. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu soğanı doğrayarak kuşbaşı etle pişiriyoruz. Soğan yemeği diye mi geçiyor? Evet, soğan yahnisi olarak geçiyor. İşte az önce de söyledim ya değerli izleyenler, evlerde yapılan o lezzeti bir yerde bulmak hazine bulmuş kadar kıymetli. Ben öyle değerlendiriyorum. Şimdi bu lezzetleri ablanın yapmış olduğu bizim eğer ki böyle bir yer olmasaydı tatma şansımız olmazdı. Evet. Sağ olsun böyle bir hizmet yapmış. Bu tarafında yine içli köftemiz var. Bu biraz değişik galiba. Evet. İçli köfte her yörede yapılıyor hemen hemen. Evet, evet. Nedir evet. Bunun farkı? Bunun farkı dışına ve içine özellikle et koyarak yaptığımız bir şey. Ve biz dış derken harcına mı? Harcına. Etle karıştırıyoruz. Evet. Ve biz bunu haşlayarak yapıyoruz. Kızartma olayı bizde yok. Bir tarafta dahaydı galiba. Neredeydi acaba? Urfa tarafında mıydı? Sevgili yönetmenim bilir onu. Urfa tarafının şey miydi? İçlikli. Hatay, Urfa. O taraflarda da. Evet. Kızartması vesairesi oldukça hoşum. Tadı çok güzel. Üstündeki ne bu? O sos. Salça sosu. Tereyağı ve salçadan oluşan sos yapıyoruz üzerine. Kaç çeşit yemek yapıyorsunuz burada? Çeşit olarak çok fazla. Hemen hemen... Her gün çıkıyor mu? Her gün 3 çeşit çıkarıyoruz ama sipariş üzere. Tabii ki buradakilerin hepsini bir günde çıkarma gibi bir şansımız yok. 3 çeşit yapıyorsunuz. 3 çeşit yemeğimiz oluyor. Bunları günlük oluyor. Değiştiriyor musunuz? Günlük değişiyor yemeklerimiz ama mantımız, içli köftemiz, işte su böreğimiz sürekli olan bir şey. Hemen yanında yine başka bir ot var galiba onun içinde. Ne yemiyor? Yok, pezik dediğimiz yani pancar kavurması. Başka bir şey daha geldi. Bu nedir? Evet, bu da hingelimiz. Hingel. Evet. Meşhur hingel bu mudur? Evet. Tamam. Bu pezik. Evet, pezik. Pezik turşusundan yaptığımız kavurma. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunda zamanı geldiği zaman mesela bunu topluyoruz. Turşu haline getiriyoruz. Turşu olduktan sonra doğruyoruz kıymayla ve içine bir tane patates doğrayarak bunu pişiriyoruz. Nedir bunun zamanı? Hangi mevsimde? Bahar mı? Evet, bahar. İlk baharda. Bahar, yaz.
pardon, sonbahar. Ha, sonbahar. Sonbahar, tabii. Yine alıp herhalde muhtemelen derin dondurucuya. Yok yok yok, turşu yapıyoruz. Ha, turşu yapıyorsunuz. Turşu yapıyoruz. Buyurun, burada işte buyurun. Ha, şu mu? Bunun? Evet, bunun yemeği bu da. Şöyle izleyicilere de gösterelim. Şu şekilde. Şimdi evet, yemeği de tattım. Ekşili hafiften böyle. Çok güzel bir lezzet olmuş. Evet. Değişik bir tat. Aslında böyle turşu olarak yediğinizde biraz farklı ama daha nötr bir tadı var. Böyle hani damağa çarpan bir tadı yok. Yemekle daha da bir güzel olmuş. Evet. Bu ekşilik, lezzetli tadı, lezzeti, evet, yemekle tercih edildiğinde, evet, belki daha çok tercih edilir diye düşünüyorum. Hemen yan tarafında. Bu da mercimekli bulgur pilavımız. Bu da Sivas'a özgü bir şey mi? Evet. Çok mu yapılır Sivas'ta? Genelde biz evlerimizde yani haftada bir kez, 15'te bir kez yaptığımız bir yemektir. Valla hangisinden yesem her biri birbirinden lezzetli. Ellerinize sağlık. O da etli mantımız. Bu biraz iri taneli galiba. Bu buraya has bir şey. Evet. Hani böyle yok, Kayseri mantısı gibi değil. Daha yok, büyük yok, değil mi? Yok, tabii ki. Bu hingelimizin bir küçük versiyonu olarak geçiyor. Hmm. O etli, bu patatesli. Şimdi bu da hingel. Evet. Ben bunun ismini de çok duydum. Evet. Tereyağı da mis gibi geliyor böyle. Üzerine evet, eritip de mi döküyorsunuz? Evet. Çok lezzetli. Hamur işleri oldukça yoğun galiba. Evet, Sivas'ın gerçekten hamur işine çok ağırlık veriyor. Yaparsınız değil mi? Evet. Şimdi tabii şurada da görüyorum mesela, orada da ne diyorsunuz, kete mi diyorsunuz, katmer, katmer mi diyorsunuz? Katmer, saç katmeri. Bunu bir de galiba bildiğim kadarıyla, tabii tanıdıklarım da var buradan, zaman zaman onlar da getiriyorlar. Sivas'tan özellikle yiyoruz. Evet. Sevgili Arif var. Arif'in çok yemeklerini yemişimdir. O da buralı, Hafikli kendisi. Hafikli, evet. Kışa da böyle hazırlıyorsunuz galiba, tabii değil ki, mi? Tabii ki. Bu şekilde. Yani bunu her zaman yapma imkanımız var. Yani bir saklanacak bir şey olmadığı için biz her zaman yapıyoruz yani. Hmm. Kışın da yaparız, yazın da yaparız. Yani ha, ne yapılır? Bayanlar artık hazır olsun diyorlar. Bir misafirimiz geldiğinde çıkaralım diyorlar. Yapıp dondurucuya koyup sonra da ısıtıp gerçekten lezzetli. Çok zaman kaybetmemek için değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ne çorbasıdır? Bu kesme çorbası. Bu Sivas'a özgü. Nereden alıyor o kesme ismini? Hamurun kesilmesinden dolayı. Mercimek, hamurumuzu erişte şeklinde kesiyoruz. İçine koyuyoruz. İşte pişiriyoruz. Hangi yemekten yedilsem her biri birbirinden lezzetli. Şimdi baktığınız zaman böyle lezzetler hep evlerin bir köşesinde saklı duruyor. Evet. Ancak bu ve bunun gibi işletmeler ortaya çıkarsa bunlar insanlarla buluşuyor. Evet. Ve insanlar tanımaya başlıyor. Thank you.
Yanımızda başka yine bir meze tarzında bir şey var. Salata mı o, nedir? Meze bu. Nedir o? Yarma. Yarmayı buğdaydan yapıyorsunuz. Buğdaydan haşladıktan sonra süzülmüş yoğurtla karıştırarak üzerinde süsleyerek servis ediyoruz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet. Turşuları da kendiniz mi yapıyorsunuz? Hazır mı alıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Var mı böyle biberler falan burada? Evet. Sarma var. Evet, bu zeytinyağlı sarmamız. Şimdi şurada yine başka bir tatlı var. Bu nedir? O helva, un helvamız. Un helvası? Evet, evet. Bunu bu şekilde mi hazırlayıp servis ediyorsunuz? Evet, evet. Evimizde genelde yaptığımız misafirlerimize, hatta kendi kendimize otururken bile hemen küçük bir şey de yapıp yediğimiz şeydir yani. Hele sen otur, ben bir helva kavurayım geleyim diyor musun? Aynen öyle. Ama çok hızlı mı oluyor bu? Yok, çok hızlı olan bir şey değil. Ne kadar sürüyor yapmanız? Bir yarım saati, bir saati buluyor. Orada kurabiyeler, burada da yine başka bir tatlı var. Bu evet. Nedir? Bu gül tatlımız. Bu Sivas özgü bir tatlı mı? Evet. Baklava hamuruyla falan mı yapıyorsunuz? Evet, evet, baklava. Baklava. Bu özellikle bayramlarda, bayramlarda ikramda bulunduğumuz tatlı. Çok hafif. Evet. Nasıl yapıyorsun bunu? Bunu baklava hamuru yoğurduktan sonra açıyoruz. İçine cevizi koyduktan sonra sarıp. Sanki kurutmuş gibisiniz yani, kurumuş yufkayla falan mı yapıyorsunuz? Hayır, 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 hayır. Kendimiz açıyoruz. Yani tek tek açılıyor. Ama muhteşem pişmiş. Evet. Hiçbir gram şey yok, hamur yok. Evet. Yani çok hafif bir tatlı. Hiç ağır değil. Evet. Çok iyi kızartmışsınız. Tam içine kadar, merkezine kadar nüfuz etmiş. Evet. Çıtır çıtır olmuş. Ağzınıza attığınız zaman dilinizin ortasında parçalanmaya başlıyor. Reçeller de var. Evet. Reçeller de kendi imalatımız. İşte bir hanım eli değdiği zaman şöyle sevgili Murat yaklaşırsan böyle süslü püslü ne kadar hoş. Değil mi? Bu şekilde ürünleri de hazırlamış. Daha başka da var mı böyle hazır yaptığınız, ettiğiniz? Tabii burası daha yeni bir yer. Evet. İlerleyen zamanlarda daha geliştirirsiniz evet. Burayı. Tabii ki. Her çok şey daha. Çok güzeldi. Elinize sağlık. İnşallah güzel bir rol model olursunuz. İnşallah. Sizi örnek alan Türkiye'deki diğer illerdeki bayanlarımız da böyle güzel yerler açarlar. O cesareti gösterirler. Bizler de gittiğimizde o yemekleri oralarda yemiş oluruz. İnşallah. Tatma şansını yakalarız diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, yemeklerimizi tattınız. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, şimdi gördüğünüz gibi masamızda bazı ürünler var ama asıl yemekler az sonra gelecek. Asıl Sivas'ın akla gelen ilk şeyi nedir? Sivas köftesi. Sivas köftesi. Karşımızda da Nuri Usta var. Hemen sohbete başlamadan önce şunu bir parantez içinde aktarmak istiyorum. Özellikle Sivas'ın dışında olanların bildiği bazı köfteciler var. Ama Nuri Usta Sivaslıların tanıdığı ve hangi Sivaslıyı sorsanız tavsiye edecek birisi. Onun için özellikle Nuri Usta'yı seçtim. Buranın lezzetlerini bizzat tadıp size aktarmak istedim. Sevgili Nuri Usta'cığım, kaç yıllık bir geçmiş? 46 senelik bir geçmişimiz var. 46 evet. Senelik bir tecrübeyi mi köfteye yansıtıyorsunuz? Evet. Nasıl başladınız bu işe? İşte okula ayrıldım. İşçilik hayatına başladım. Yani çırak olarak başladım. Kısa bir süre sonra... Kaç yıl yaptınız çıraklığı? Benim çıraklığım pek uzun olmadı öyle. 3 ay sonra ben köfte möfte yapmaya başladım. Hemen kaptın şeyi. Evet. Kısa sürede mesleğini kaptım. Nuri Usta uyanık çıraklardanmış.
Altay yana geçmedi, lafınızı kestim, ocağa geçtim. O zaman pişirmeye? Pişirmeye. O zaman bu zaman ocağın önünde kendim çalışıyorum. Şahane. Ondan sonra da sanırım dükkanı açmışsın galiba. Evet, 76'nın Mayıs'ında dükkan açtım. Şimdi burası çok hoş bir yer Sivas'ta gerçekten. Eğer olur da buraya yolunuz düşerse çok keyifli bir kompleks burası. Önünde atların olduğu, değil mi? At çiftliğimiz var. At çiftliğinin olduğu, böyle çoluk çocuk, ailecek, rahatlıkla burada vakit geçirebileceğiniz, hem de çok nezih ve temiz bir yer burası. Çok da hoş olmuş. Köfte deyince Türkiye'nin belirli şehirlerinde hemen hemen neredeyse çoğunda falanca yerin köftesi diye vardır. İşte Tekirdağ'da vardır, evet, Akçabat'ta vardır. Ne bileyim işte daha aklıma şimdi bir anda gelmiyor ama neredeyse şehirlerin hepsinin var değil mi? Sivas köftesinin farkı ne bu şehirlerde? Sivas köftesinin özelliği sade olması, sade tuzla yapılması. İçinde yani hiçbir katkı maddesi olmadan sadece tuzla yapılması. Peki ne bunu özel yapıyor? Hani tamam tuzla yapıyorsunuz da mesela hayvanın et özelliğinden dolayı mı farklı oluyor, lezzetli oluyor? Şimdi genelde düveti oluyor. Yan etin her kısmını kullanmıyoruz. İşte budunu, kaburgasını, kübeğini normal şekilde kendi yağıyla çekiyoruz, tuzluyoruz. Makinede çekiyoruz. Sabaha kadar soğuk havada dinlenip sabahına bir daha yapıp getirip satışa sunuyor. Yani içinde katkı maddesi yok. Normal şekilde sinir başlarını falan yani etin içine katmak. Biz kendimiz çekiyoruz etimizi. Yani bu şekilde devam ediyor bu iş. Peki şimdi tabii Nuri Usta'yı geldiğimde bizzat şeyde buldum, ocağın başında buldum. Kendisi köfte pişiriyordu. Evet. Hala devam ediyorsunuz galiba. Bu devam şeyde. Ediyoruz tabii. Şimdi bir de tadına da bakalım. Bu. Şahane bir lezzet. Etin direkt tadını alıyorsunuz. Evet. Et tadını alıyorsunuz. Et tadı. İçinde katkı maddesi olmadığı için sade et yani. Sade tuzla yapılan. Muhteşem. Yani hiç boşuna dememişler o zaman. Yani bizi buraya gönderenler, evet. Sivaslılar boşuna göndermemişler. Onlar da ağzının tadını biliyorlar. Peki burada başka ne var şeyden başka? Büftek yok. Büfteğin tadına bakın. Köfte bak, acılı acısız şiş köfteniz bak, bir de kuşbaşı bak. O şiş mi olarak veriyorsunuz? Onu karışıklığa kullanıyoruz kuşbaşıyı. Hı hı. Yani sahada şiş pek satmıyoruz çünkü yetişmiyor bana. Bir hayvandan 3 kilo çıktığı için sıkıntı oluyor, yetişmediği için sadece karışıklığın yanında kullanıyoruz kuşbaşıyı. Bu müfteyemiz. Süper. Bunu da kendimiz buraya yaparız. Geldiğinizde ete doyabileceğiniz bir yer. Başka alternatif bir şey de yok zaten. Geleceksiniz, bu eti yiyeceksiniz. Değil mi? Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Acılı şiş köfte var. Şiş köfte. Sivas acılı, köftesi var. Sivas köfte, büftek var. Kuşbaşı. Kuşbaşı var. Beş çeşit. Beş çeşit. Başka da bir şey yok. Standartımız bu. Bunu bozmadan devam ediyoruz biz. Gelip doya doya et yiyebileceğiniz bir yer. Bu da kuşbaşımız. Şimdi buraya kadar gelmişken, Sivas'a kadar gelmişken bu lezzetlerin hepsinin tadına bakmak lazım. Bu hayvanın en nazik yeri. Nefis. Bir hayvanın 3 kilo yani çıkıyor. Başka çıkmaz. Bonfile mi? Kuş kuyruğu bu. Kuzu mu bu? Yok. Normal düveti. Hmm. Bizde kuzu eti yok. Şeyin tadı da çok güzel geliyor. O kömürün tadı da çok, evet, güzel geliyor. Meşe kömüründe piştiği için. Ondan mı? Bir lezzet oluyor tabii. Nefis. Şu acılıydı galiba değil mi? Şiş. Acılı. Onda sarımsak var, kuyruk yağı var, pul biber, maydanoz. O şekilde de onu şey dönüyor. Her biri birbirinden leziz. Şahane gerçekten.
Peki bunun yanında bir bal mal bir şey vermiyor musunuz? Yok, o şekil yok. Bizdeki menün çeşidi bu. Ama bu normal bir kaymak değil. Yok, bunun yüzü. Normal yani ayrı. Yoğurt tabii, ekşimsi. O tatla birlikte tabii, geliyor. Tabii. Yani böyle yağlı bir kaymak değil, farklı bir şey. Şu gördüğünüz gibi şöyle bir kamera yaklaşırsa daha rahat görecektir. Şöyle hemen yoğurt, yani çalınmış yoğurdun. Akşam çalınır, sabahına geliyor, sabahına işliyor. Artık siz düşünün. Şöyle kaldırabilirsem eğer, yani şöyle bir kaymaklı yoğurt ne kadar lezzetlidir. Öbür tarafını siz hesap edin. Bu lezzeti tattığınızda nasıl bir lezzet keşfi yapacağınızı 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi son olarak şu tatlıdan da bakacağım tadına. Bunu dışarıda mı yaptırıyorsunuz? Dışarıda yaptırıyorum. Yani. Bu da şerbetli bir tatlı olmasına rağmen çok ağır değil. Hafif. Oldukça hafif. Hafif. İçi de cevizli. Şöyle gördüğünüz gibi bol cevizle kaplanmış, hafif şerbetli, kıtır kıtır bir tatlı. Çok hoş olmuş. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde bunu ekrana taşıyıp bütün izleyicilerimizle buluşturmuş olduk böylelikle. Artık takdir onların tabii ki. Evet. Sivas'a geldiklerinde biz tavsiye ediyoruz. Gelsinler, yesinler. Yüzümüzün kara çıkmayacağını biliyoruz. Ondan emin olun. Ellerinize sağlık diyoruz. Afiyet başarılarınızın olsun. Da devamını. Sağ olun, Allah razı olsun. İzleyenler, Yiğidolar'ın şehrinde şimdi bir fırındayız. Buraya geldiğinizde belki de en çok duyacağınız şeylerden bir tanesi etli ekmek, katmer, pide, çörek bunlar. İşte bunların yapıldığı yerdeyiz. Yanımızda da fırının sahibi Erkan Bey var. Arkadaşımız da sen devam edebilirsin işine. Gördüğünüz gibi bir taraftan da siparişleri var. O da etli ekmeği yapıyor, yetiştirmeye çalışıyor fırıncıya. Şimdi biz hemen soralım Erkan Bey'e. Erkan Bey. Etli ekmekten başlayalım. Bize bir anlatın. Biz etli ekmeği Konya'nın biliriz ama burada da varmış. Bir tabii. Farklılık var mı? Şöyle bir de yanaş yanıma doğru. Tabii ki. Farklılığımız var tabii. Sivas etli ekmeği mayalı hamurdan olduğu için Konya etli ekmeğinden çok çok ayrı. Konya etli ekmeği ne lan? Mayasız mı? Mayasız hamurdan yapılır o genellikle. Bizimki daha çok mayalıdır. Ve kesinlikle kuruma yapmaz. Lezzetlidir. Bunu sabahları mı yerler? Genelde öyle yenilir. Bu öğle yemeğinde. Tabii ki öğle yemeğinde, akşamları. Sabah kahvaltılarında falan tercih ediliyor mu? Pek nadir. Bu çörek evet. Ramazan pidesine benziyor bu. Bu sıvı yağla yapılan bir ekmek türüdür. Genellikle içinde şeker. Yani sarı bir rengi var böyle. Ondan dolayı alıyor galiba değil evet, mi? Evet. Bunu böyle şey olarak mı yiyorlar? Çayın kahvenin yanında falan tabii ki. Kuru kuru böyle. Tabii ki. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Ramazan pidesine benziyor aynı ama tabii sabah kahvaltılarında tercih ediliyormuş. Muhtemelen bunun nedeni de içeriğinin Ramazan pidesi gibi değil, farklı işte zeytinyağıyla falan yapılmasından evet, mütevellit olsa gerektiği düşünüyorum. Hemen yan tarafında da yine katmer dediğiniz o yağlı hamurdan yapılan bir şey var. Yiyecek var. Onu nasıl yapıyorsunuz, nasıl hazırlıyorsunuz? Tamamen kendimiz işliyoruz bunu merdaneyle. Hamura yağ katıp bayağı bir merdaneyle açıldıktan sonra işleniyor. Bunun zaten özelliği bu kat kat olmasından büyük özelliği yağın hamurundan yedirilmesi. Yağlı hamur olması. Tabii ki. Evet. Özellikle bir de şundan da kez ustacığım. Ondan da bir tadına bakalım. Az önce Erkan Bey'in de söylediği gibi gördüğünüz gibi kat kat zaten o yağlı hamurun evet. Kademe kademe. Bunun içinde ne vardı? Sadece yağ var. Bu sade değil mi? Evet sade. Bunun peynirlisi vesairesi var. Var.
Tıpkı İzmir'in boyozu gibi çok farklı bir yiyecek. Bunu buraya geldiğiniz zaman deneyin mutlaka. Alın, paket yaptırın ve dışarıda çayla kahveyle yiyin ve o tadı anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Şimdi şu da... Bu neydi? Tava çöreğimiz bu da. Ha, o farklı. Bu da daha farklı. Tavada dinlendiriyoruz bunu. Mayasız şekilde oluyor. Sonra ben kendi tavada... Bu da sıvı yağla. Evet, sıvı yağ, sıvı yağla. Normal bir pide gibi değil. Daha çok böyle poğaça açma tarzında rahatlıkla bir çay kahveyle falan yenilebilecek, tabii kahvaltı ki yapılabilecek bir çörek. Hazır aparatif. Çok keyifli ve lezzetli. Sivas'a geldiğinizde hemen yol üzeri bir mekan zaten. Buradan alıp bunları deneyebilirsiniz. Bizden göstermesi takdir tabii ki sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sabahın seher vaktinde kalkıp Sivas'ın lezzetlerinin peşine düşüyoruz. Ne yiyelim, nereye gidelim derken bir ses duyuyorum. Kelle gırdırak mı kardeş diyor. Gırdıralım bakalım deyip ilk tattığım kelle oluyor. Katmer, yöresel yemekler, köfte derken birçok lezzeti tadıyoruz bu şehirde. Çifte minarenin motifleri görenleri büyüleyecek kadar güzel. Her karesinde farklı desen barındırıyor. Yiğidolar'ın kentinde bir günü daha bitiriyoruz. Güneş ağırdan ağıra tepelerin ardına sarkarken biz de yepyeni şehirler ve lezzetler için yollara düşüyoruz. Değerli izleyenler, bu hafta Sivas'taydık. Kelleydi, keteydi, ev yemekleriydi, köfteydi derken bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yepyeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Angel's Peninsula, şefin lezzet dünyasını sundu.